verdiği projeyi. İnşallah sizlerle üst seminerde tasavvufun ne olduğunu, Kur'an'dan ve sünnetten gelinlerini, daha sonra tasavvuf ve muhabbetullah, en sonra tasavvuf ve kadın başlığında 3 inşallah dersimiz olacak. Bugün daha çok tasavvuf nereden çıktı? Mahiyeti nedir? Kur'an ve sünnetteki delillerini inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada kardeşler şunu söyleyeyim. Tefsir deyince sıkıntı yok. Tefsir, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri diyorlar. Hadis malum, kelam malum. Tasavvuf deyince ya nereden çıkmış bu tasavvuf? Kur'an'da var mı? Peygamberimiz döneminde tasavvuf var mıydı gibi sorularla sık sık karşılaşıyoruz. O zaman şu soru çalarken nasıl ortaya çıkmış? İşte inşallah bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle tasavvuf ismi tabii bir ilmin ismi olmuş ama isim çok önemli değil. Önemli olan o ilmin içinde ne olduğu. Biz tasavvuf hocası olarak daha çok tasavvufu tezkiye, nefis tezkiyesi olarak anlatıyoruz. İçinizden belki Şems Suresi'nin denilen vardır. Estağfirullah. Ve şemsi ve duhaha vel kamer izâ telâha vel neher izâ cellâha. Uzunca bir yeminler var. Yaklaşık 9 yemin var burada. Allah-u Teala şemse, aya, şems dediğim güneş tabii. Güneşe, aya, yere, bizim etrafımızdaki büyük gözüken her şeye yemin ediyor. Tabii Araplarda şöyle bir adet vardır. Biraz önce Ömer Selim hocamız anlattı belki ama temsil dersinde de sorarsınız. Bir şeyin önemine göre yemin edilir. Mesela Türkçe'de vallahi deriz. Daha çok yemin etmek istersek vallahi, billahi, tallahi falan. 3 tane yemin var Türkçe. Daha fazla yok. Biraz önce gerçi şeye de gelmiş. Harbi de var yeminler ama 3 tane yemin var. Bu ayet-i kerime de Allah-u Teala her şeyi yemin ediyor. Bizim dikkatimizi bir konuya çekiyor. Nedir bu dikkatimizi çektiği mesele? Estağfirullah. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَ. Kim nefsini temizlerse, tezkiye ederse, hatta zekiye bizde isim değil mi hanımefendi? Zekiye ne demek? Temiz. Tezkiye de aynı kökten geliyor. Temizlemek, arındırmak. E hocam neden arındıracağız kendimizi? Biz pis miyiz? Nasıl ki vücudumuzu temizliyoruz, yıkıyoruz, sabunluyoruz, eşyalarımızı temizliyoruz. Aynı şekilde Allah Resulü biliyor ki, kalpler de diyor, demirin paslandığı gibi paslanır. Gönüller de değişik duygularla kirlenir. Nedir bu duygular? Kibir olabilir, efendim, haset olabilir, kıskançlık olabilir. Çok değişik kötü duygular var. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Peki hocam, niye temizlenmesi gerekiyor? Niye Allah bizi böyle yaratmış? Çünkü bu dünyaya gelmekteki amacımız Allah bizi imtihan için gönderdi. Cennette tam yükselmek yok. Cennette teklif yok. Cennette namaz kılmak, oruç tutmak zor bir şey olmayacağı için Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'la beraber bizi bu dünyaya gönderdi ki kendimizi kazanarak daha yüksek makamlara ulaşalım. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, tabi bizim ruhumuz Estağfirullah ve nefaktu fihi min ruhi. Ben diyor Allah-u Teala ruhumdan insana üfledim, nefkettim. Peki bedenimiz nereden gelmiş? Bedenimiz halk alemi dediğimiz, ses geliyor mu? Halk alemi dediğimiz bu topraktan geliyor. İki alem var. Halk alemi, bir de emir alemi. Ruhumuz emir aleminde. Allah'tan nefk olmuş. Peki bu bedenimiz, vücudumuz eski İslam felsefesinde 4 unsur var biliyorsunuz. Toprak, su, hava ve ateş. Üçüncüsümüz ateşi. Hava var işimizde. Su var. Bir de topraktan yaratılmışız. Bu da bizim bu halk alemi. Yani halk demek olur. Yaratılış demek. İlahi tarafımızdan, Allah tarafından o ruhumuz, bir de toprak tarafımız var. İşte o kil, çamur, libas dediğimiz bizim hilkatimiz. Şimdi siz bir nuru karanlık bir bedene nasıl
giydirirsiniz. Arasında bu uyuşmazlık olacak. Birisi nur, yemez, içmez. Bu dünyayla alakası yok. Kesemezsiniz, parçalayamazsınız ruhu. Beden ise yemeğe ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, hasta olur. İkisi tamamen zıt. İki varlık. Hani kediyle köpek gibi, kediyle fare gibi. Diyor ki İmam-ı Rabbani, Allah-u Teala ruha sevme özelliği verdi. Sevme kapasitesi verdi ki toprağa alışsın. Ama diyor, ruh bu sevgisinde aşırı gidip neyi sevdiğini bilemediği için bedene çok sarıldı. Bedeni çok sevdi. Bedenin konforlarına, ihtiyaçlarına tamamen kendisini kaptırdı. İşte biz ne yapıyoruz? Bu tasavvuf hareketiyle bu nefsimizin, bedenimizin aşırı ihtiyaçlarını tezkiye ederek onu Allah'a layık hale getiriyoruz. Ruhumuzu tekrar bu bedende hakim kılmaya çalışıyoruz. İmam-ı Gazali diyor ki, insanda diyor, tezkiye edilmesi gereken 4 ana hastalık vardır diyor. Bunlar 1 behimiyet. Ne demek behimiyet? Hayvani unsurlar. Yani yeme, içme, cinsellik, bunlar hayvanlarda da olan ihtiyaçlar. Bizde de var. Allah bunları hayvanlara sınırsız vermiş. Evvelden köylerde böyle bazen inekler falan ambarın şeyini bulurlar, delerler. Hayvancağız arpa yere çatlar. Hala yattığı yerden arpalar yalamaya devam eder. Ölürken bile. Allah bunu öyle vermiş bu işi. Yani bunlarda bir sınır yok. Değil mi? Atlara bile suyu verirken böyle bir et yok falan. Hayvanlar tamamen şehvete yaratılmış. Onların böyle bir sınırı da yok. Kendilerini terbiye etmesine gerek yok hayvanların. Cinsellik hakeza. Biz ise Allah biz insan yaratmış. Tabii ki bizim de ihtiyaçlarımız var. Yemeye, içmeye, aile hayatına. Ama bunları sınırlı olarak helalinden yapmamız gerekiyor. Tasavvufun en büyük farkı diğer mistik hareketlerden. Diğer mistik hareketlerden kastım yoga yapanlar var, budistler var, ruhban olan Hristiyanlar var. Bunu inşallah ben kadın bölümünde anlatacağım biraz. Orada vücudun ihtiyaçları reddediliyor. Mesela aile hayatı yok, hiçbir mistik hareket. İslam tasavvufu hariç, ruhbanlık olsun, uzak doğu mistik hareketlerde olsun. Aile hayatı diye bir şey yok. Yani şöyle, aileyi terk ediyorsunuz tamamen. Çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz varsa bile boşuyorsunuz veya yalnız bırakıp manastıra kapanıyorsunuz. Bitti. Ruhbanlık diye hep söyle. Ruhbanlık öyle. Onlar da öyle. Yani Allah'a hamdolsun ki manevi araçlarında sadece İslam tasavvufu vücudun ihtiyaçlarını makul olduğu seviyede karşılıyor. Ama diyor ki sufiler, belki bir kısmınız bilirsiniz ezbere. Kıllet-u ta'am. Arapça bilenler var mı? Arapça bilenler kadar kalırsın diye şöyle. O maşallah. Sizin bayağı ben spor kaldırıyorum ya. Kıllet-u ta'am. Kıllet-u Arapça çok kötü ama. Kıllet-u mena. Bir de ne vardı? Kıllet-u kelam vardı. Şu mena mı bir demek zaten. Diyor ki sufiler, bu beden yedikçe, insanın karnı doydukça aklına şeytani şeyler gelir. Olabildiğince beslenmeni azaltmaya çalış. Uykuyu azaltmaya çalış. Bir de lüzumsuz boş sözleri azaltmaya çalışıyor ömründe. Kendini kontrollü bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Halbuki bu tam tersi maalesef. Bütün işte bu reklamlar, şunlar, bunlar hep yemeği, içmeyi, insanın bütün bu hayvani ihtiyaçlarını tetiklemeyi efendim, hedef alıyor. Ve bunları devamlı uyarıyor maalesef. O yüzden ilk şeyimiz behimi sıfatlarımızı tezkiye edeceğiz. İçimizdeki o devamlı yemek isteyen, içmek isteyen varlığa, devamlı fuhşiyatı emreden nefsi emmaremize dizginlemeye çalışacağız. Bu çok zor muhterem hanımefendiler. Hepiniz biliyorsunuz. Basın, yayın, televizyonlar, internet
reklamlar, bizim fakültede bir reklam vardı. Böyle ilahiyat fakültesinde bile yani. Bir gofret reklamı. Açken sen sen değilsin diyor. Ben de soru sordum devamında. Tokken sen sen misin acaba? Tokken hiç biz değiliz. İnsan açken birazcık daha muhtaç hale geliyor değil mi? Hani bir olay firavunlaş olsaydı ne yapmazdı? Hiç ben tanrıyım der miydi yani? Kardeşler ben tanrıyım demez. Hiç aç kalmadı. Hep devamlı yemekleri gördü. Gücü kuvveti çoktu. Öyle değil mi Mevlana Hazretleri? Firavunu fazla kınama diyor. Firavundaki para, Firavundaki işte efendim köleler, ordu sende olsaydı seni de gördük diyor. Ben de söylemeseydim bir arkadaşım bana olan konuşmasından cebinde kaç konu tahmin edebiliyorum. Yani bir adam bana selam vermesinden, bakışından cebinde kaç para var, 3 aşağı 5 konu tahmin edebiliyorum yani. Çok böyle zaman zaman memlekete gidiyoruz. İşler rast gitmiş, dükkan bir tepiç olmuş. Ne haber hoca diyor. Ya diyorum tamam bunda işler niye yapmış? Bazısı da hocam diyor böyle falan. Ama diyor uzak dur, bende fazla para yok. Ben de devlet memuruyum, yaklaşma fazla. Hemen tavırları etkiliyor. Yani karnı tok insan. Sırtı pek insan halden anlamıyor arkadaşlar. O yüzden İmam-ı Gazan diyor ki ben aramızda kalsın gizli feministim. Diyor ki İmam-ı Gazali, evde diyor bir gün diyor eve şey buyur, bir tas su, bir parça ekmek. Buyur adam, akşam yemeğimiz bu. Var mı size cesaretiniz? Bizim Türk erkekleri maşallah, 3 çeşit olması sıfıra oturmuyorlar. Diyor ki İmam Gazali, terbiye etmek için, ben de açıkçası hanıma diyorum, bana 1 çeşit yemek yedik yeter. 3 çeşit gerek yok. Vakti geldi, israf vakit, mutfaktaki vakit, bulaşık uğraşmak vakit. Hakikaten 1 çeşit yiyebiliyorsak ne hala? Şimdi diyor ki İmam Gazali, 3 çeşit yemeğini farz olmadığını anlamak için diyor. Çok zengin de olsanız, haftada bir gün bir tane ekmek, bir bardak su, hadi bakalım akşam yemeği. Nasıl yiyemiyoruz değil mi? Zor geliyor bize. Niye? Çünkü alışmışız devamlı iyi beslenmeye. Bu hakikaten bugünümüzün en büyük sıkıntısı maalesef. Çok yemek. Yemeyince de işte böyle hep güzel yemek arıyoruz. Ramazan'da iftarlarda falan filan. Bu yeme içme konusunda böyle. Gülletip taam. Tabii cinsellik maalesef büyük sıkıntı bugün. Yani belediyelerimizin en büyük sıkıntısı, parklarımız, bahçelerimiz ne kadar böyle başıboş serseri varsa çok üzgünüz yani hakikaten. Bir parktan bahçeye geçemiyorsunuz. Onların işgali altında tabi o gençler de aslında ne yapsınlar? Devamlı televizyon, reklamlar, yani bir gazoz alacaksınız, ona cinsellik koyuyorlar. Bir araba alacaksınız, arabanın çok bunlar yani büyük sıkıntı maalesef. Devamlı insanlar uyarılıyor bu konuda. Tabi uyarıldığı için de bugün işte ahlaksızlık aldı başını gidiyor. İşte nasıl olur? Bunun çaresi. Benim kızlarımın, yani sınıftaki öğrencim çoğu kız öğrencimiz. O da kızlarım diyorum, hepsini tavsiye ediyorum. Aman diyorum, sınıflara var. Nefis tezkesi yapmış. Nefis kontrolü. Çünkü bu çağda, inanın nefis tezkesi yapmamış bir insanın, ona dur diyecek, affedersin, çüş diyecek bir şey yok yani şu anda. O kadar bir, yani ahlaklı olmak, Müslüman olmak ayıp, haram işlemek, yani modernlik, rahatlık, özgürlük. Adı altında pazarlığını hepiniz biliyorsunuz. O yüzden bu konuda hep bizim, şunu söyleyeyim, bu tasavvuf dersinizde çok istifade edeceksiniz. Çünkü bu tasavvuf tam sizin hepinizin hayatını çok yakından ilgilendiren bir konu. Yani bir lüks, hani sanat tarihi bilirsen iyi olur gibi değil. Hakikaten çok bizim hayatımızı değiştirecek inşallah şeyler vereceğiz burada. En azından illa bir sufi kontrol değiliz ama bu duyduklarımızı elde biraz uygulamaya çalışalım. Yemeye, içmeye, çünkü tüketimin sonu insan 1 liraya karnı doyurabilir. Bir simit alırsınız bir çaydan. 100 liraya da doymazsınız icabında. Lüks lokantaya gidersiniz. Hakikaten bu dengeyi korumak lazım. Allah Resulü buyuruyor ki asgari sınıf sırtımızı diyor, düz tutacak kadar 3-5 lokma neyinize yetmez diyor Allah Resulü. Ha, bu asgari, bunu herkes yapamaz. Ben de yapamam şahsen. Üst sınır nedir? Üst sınır diyor ki bidenizin 1/3'ünü yemeye, 1/3'ünü suya, 1/3'ünü de havaya ayırın diyor. Sağ olsun benim hanım her gün beni uyarıyor yani biraz fazla kaçmadım falan diyor. Yardımcı olmak lazım bizlerim. Hakikaten yani şimdi ben diyorum ki beni seven görüp bana engel olsun diye. Evvelden biliyorsunuz fakirlik vardı böyle kendimizde 50 sene önce. Misafire zorla yemek yedirdim. Niye? Adam utanır yemek yiyemez zavallı. Belki 3 gündür yemek yememiştir derdik. Şimdi öyle zaman değil. Annem şeker hastası maşallah. Bir şey olmaz Ayşe diyorlar. Ya şeker hastası baklavayı sürüp durma gözüne işte.
Bugün ne kadar az ikram edersen inşallah, herhalde Türk adıma çok cömert maşallah. Böyle çayda kahvelerde 20 çeşit baklava, bisküvi falan filan tahsil ederek hiç gerekir bunlar. Hem size zahmet olmasın hem de başka iştahını etkilemeyelim inşallah. İkincisi, İmam Gazali diyor arkadaşlar, bu dörtlü tasvim ben İmam Gazali'den aldım. Çok harika bir yer buldum İmam Gazali'de. Çünkü şunu söyleyeyim, bu insan ruhunu en iyi tanıyanlar sufiler. Sebep ne derseniz, adam oturmuş tekkiye 30 sene, 40 sene tefekkür etmiş. Ben kimim, ruhum nerede, bedenim nerede, nefsi emmaresi var, levvamesi, mühimmesi, sınıf sınıf ayırmışlar böyle. Tabii 30, 40, 50, 100 senelik bir herkesin birikimi, bir de onların üstüne konması, insan ruhuyla alakalı en güzel bilgiler bizim tasavvufi eserlerdi. Bir ilişki tabi olmuş. Subuhiyet demek, insandaki intikam duyguları, vurmak, kırmak, biraz da bizim erkeklerin hastalığı bu. Yani insandaki intikam alma, yani biz trafikte birisi bizi geçse mesela bunu gurur meselesi yaparız. Bak beni niye geçti, onu da geçerim, ben gaza basmaya başlarız. Trafikte kavgalar, dövüşler, zaten herkes, bütün bombuş ve taksi şoförleri manivola, tornavida. Hatta daha kötüsü Ankara'da bizim hocamız vardı. Bir gün bir taksi şoförüyle kavga etmişler. Adam hoca sopa dövmeye kalkmış bizim profesör hocayı. Burada küçük çakısı var, biz gazeteler bizim çakı taşır. Ufacık bir çizi vermiş. Ertesi gün bütün gazeteler ilahiyat profesörü adam bıçakladı diye. Şüphesiz verecek hadise bu, Ankara'da ilahiyatlı olmuştu. İnsandaki bu gadap. Diyor ki İmam Gazali, insan önce doğarken hayvan gibi yani yeme işine, hemen süte yemeğe merak sarar. Biraz diyor çocuk 3-5 yaşına geldi mi kızmaya başlar. Gadap, intikam almaya başlar. İşte bu da terbiye edilmesi gereken bir özellik. Hele bizim Türk toplumunda maalesef üzülerek söyleyeyim, açın gazeteleri. Her gün Türk önünde eşini öldüren erkekler bularsınız. Ne bileyim birbirlerini döven, vuran, kıran. Bizde bunlar çok fazla. Diyor ki İmam Gazali, insandaki diyor en büyük zevk intikam almaktır. Yani desem ki size, bir isminizi karşınıza deseler, yani Allah'tan bir şey isteyeyim deseler, insan intikam almak, çok düşmanı vardır mesela, kayınvaliden, uzun yaşasın inşallah, ne bileyim, hakikaten vücudumda geçiyor, yaşanmış bir şey, adam bizim düşmanı var, bir türlü ona ulaşamıyor diyor ki kölesine, beni öldür, düşmanın bahçesine at beni diyor. O da kısası orası yani düşman ya o öldürmüş desinler diye insan bu kadar intikam bıraktı. Hatta bu konuda bizim tam şunu sorayım muhterem hanımefendiler, bizim İslam kitaplarımızda kadar çok muazzam bilgiler var. İbn-i Haldun'un kıyam varmış, bize çok var bilgiler. İbn-i Haldun diyor ki, dağlık bölgeleri insanları diyor, mert ama sert olur, intikamcı olur. Değil mi? Mesela hani bu doğuda falan çok var değil mi kan davası? 10 göbek geçmiş hala adam gelip seni buraya bir intikam atmıyor kardeşim ben sana ne yaptım? Sen de benim amicemin bu olduğunu senin baban deden öldürmüş. Ya bana ne? Yok. Ben de seni öldüreceğim. İntikam. Nasıl? İbn-i Haldun çok harika tarif etmiş. Diyor ki, ovalık insan, ovalık bölgenin insanları, deniz kenarı insanları diyor, biraz behimi olur. Hoplamayı, zıplamayı, dans etmeyi, yemeği, içmeyi sever diyor. Öyle mi değil mi? Biraz da bizim bu deniz kenarları, herkes içmenin, keyfinin derdinde yani. Hiçbir şey yaşamlamasın, yani bunlar genellemeler. İlla ki istisnası da vardır. Çünkü ben bazen Kayseri'de dokunacağım, çünkü şimdi Kayseri'yle alakalı da. Kayseri'de var mı, bunu sorayım da ona göre. Var mı, ona göre yani, tamam. Şimdi bugün bu konuda çok müthiş terbiye ihtiyacımız var. Sinirlerimize hakim olmak, trafikte olur. Aile hayatımızda yani maalesef tam bir aile hayatımızdaki bu hakikaten aile şiddet diyorlar ya, dünyada bir numarayız maşallah. Çünkü daha doğar doğmaz böyle bize maç olup, bunu da söyleyeyim bak, şimdi zaten erkekler yapıyormuş, hayır esas bizim şey yapan bunu sevgili hanımlardır. Biz erkekler çok masumuz vallahi. Bizim beynimizi yıkarlar. Hadi ben sana başlarım. Bir hanım var ya sizin parayı israf etti, geç kalktı. Bizim beynimizi çok çok yıkarlar böyle. En son erkek gider kahramanlık yapar. Hanımlar çok akıllı.
Maşa kullanıyorlar. Biz maşayız. İşte bu işte. Maşallah. Ben okuyorum. Hiçbir şey demiyorum yani. Yok. Bayağı iyi seviyedeyiz herhalde ama. Ben kendim İngiltere'de bir zat gördüm. 5 sene orada kaldım doktora için. Orada daha çok var da. Onlar çok bizimki gibi vurma durma yani öldürme yapmıyorlar belki. Orada daha çok tabii tokat atma falan diyorlar ve çok oluyor hakikaten. Çünkü vehimiyet dedik ya biraz önce. Vehimiyet de mesela sarhoşluk belki ele alabiliriz. Orada sarhoşluk çok yaygın. Yani bir insanlar doğar doğmaz kiliseye gidiyor. Kilisede diyorlar ki this is my blood, this is my bilmem işte flesh deyip insanın kanı ve insanın eti diyorlar. İnsanın kanı ne oluyor? Şarap. Adam kimse şarap içmesini öğrendi şimdi. Böyle bir insan düşünün. Bu adamın küçük bir yeri yok maalesef. Sarhoşluktan başka yapacak bir şeysi yok. Çok yaygın. Tabii içki içen insan da ne yapacağını Allah bilir artık. Hiçbir bunun garantisi yok. Vurur mu, döver mi, hepsini yapabilir. Bu behimiyete belki onu alabiliriz. Tabii su bu yerdeyse işte bu öfke kontrolü. Tabii tekke de bunu evvelden aynı şey bu askerde de yapılıyordu. İnsanların böyle öfkesini kırmak için erkeklere işte soğan sorduruyorlar, patates sorduruyorlar falan. Ağacın başına sen nöbetçisin diyorlar. Adamın sinirlerini böyle şey yapmak için. Yani şu taşın başını bekleyeceksin veya ben taşı neyi bekleyeyim? Allah'ın taşı yok ya bekleyeceksin. Yapmazsan cezası var. O yüzden hatta bir meşhur laf var. Ağzındaki patlayı çıkarmak diye bir hikaye vardır. O tasavvufi bir esasında değildir. Bir gün şey efendi müridiyle beraber giderken tabii müridin ağzı biraz bozukmuş. Tekne yeni gelmiş. Demiş ki şey efendim, oğlum ağzına bakla koy. 3-4 tane. Kötü söz söyler ki aklıma gelsin, takılsın diye. Yani rahat konuş ama kötü söz söylemekten vazgeç. Giderken bir apartmandan, bir eski köşkten bir hanım demiş ki, hocam bir dakika bekle demiş. Hoca demiş ki, bir şey verecek. Hocalar böyle şey sever. Biraz beklemiş falan filan. Bir gelen giden yok. Sonra demiş ki hanımefendi, tamam hocam, yoluna devam edebilirsin. Tabii biraz yağmur da yağıyormuş. Ya demiş hanım ben niye bekletim bu yağmurun altında? Ya hocam demiş dediler ki tavukları şey atacağım civcive. Bir tavuk hoca görürseniz bütün hepsi horoz olur. Tavuk olur. O yüzden bekletim deyince demiş oğlum demiş ağzındaki patlıları çıkar. Ne demiş sen de demiş. Şimdi o da yani çok da aynı şey yaptılar arkadaşlar. Yani tekkede bulaşık yıkarsınız. Hüdayi Hazretleri biliyorsun değil mi? Azmur Hüdayi Hazretleri'ne tuvalet temizletmişler. Şeyh Efendi. Bunların hikayeleri çok bizim tasavvuf eserleri. Erkeklerin böyle bu sert, efendim intikam tarafından törpülemek için hatta bazen aksilik adama, başka aksilik adamı refik yapıyorlar ki aksilikleri efendim sinirlenmeyi terk etsin diye. Biliyorsun Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bir dakika hak vereceğim, şunu hadisi de söyleyeyim. Birisi diyor ki, ya Resulü bana bir şey söyle, tavsiye et diyor, kızma diyor, velâ ta'dan. Tekrar bana bir tavsiyede bulun, velâ ta'dan. Tekrar söylüyor, velâ ta'dan. Kızma. Hakikaten bu kızma konusu günümüzün en büyük hastalığı. Ama erkeklerde de kadınlar da çok var şimdi. Yani hepimizde var. O yüzden bunu nasıl kontrol ederiz? Tasavvufun bu konuda çok güzel metotları var. Buyurun. İslam'daki kısas esasıyla bu intikam arasındaki farkı açıklar mısın? Tabii intikam şahsen yapılırsa intikamdır. Kısası devlet yapar. Diyelim ki bana birisi bir tane vurdu, tokat attı. Ben gidip de ben de sana bir daha vurayım dersen intikam olur. Adam ölürse katil olur. Gidersin mahkemeye dersin ki bu adam bana vurdu. Mahkemede şahitleri çağırır. Niye vurdu? Hakikaten vurdu mu? Ona göre onun cezası verilir. O yüzden hiçbir zaman kısas ferden ferda uygulanmaz. Devletin yapacağı bir şey. Yoksa terörizm olur. Herkes her kızdığına kısas yapıyorum der. Tabii kısas neye göre? Adam sana bir tane tokat vurmuş, sana bir tane belki bıçak atarsın yani olmaz. İnsan onu kendini ayarlayamadıysa duygusal dünyasında kısası şeysi merci devlettir. Boş. Devlet gerekli adaleti sağlamıyorsa insanlar da kısaslarını kendileri uyguluyorlar. İşte çok yanlış. Tabii şu var muhterem hanımefendiler. İslamiyet'in yüceliğinin büyüklüğünü gösteriyor. Niye gösteriyor büyüklüğünü? Çünkü birisi gelmiş sizin eşinizi, evladınızı öldürmüş. Devlet yok, üstüne yat. Arkadan çıkarsın. Zaten hapishaneler çok lüks bizim maşallah şimdi. Yani
cezada sayılmaz esasında. Ceza mı yani? Hani gidip taş kırsa anlarım. İnan yani öyle güzel hapishaneler gördüm. Ben kendim çok girdim çıktım. Ama elhamdülillah hoca olarak. Yani vaaz etmek için girip çıktım. Hele İngiltere'de hapishaneler var. Tatil köyü gibi. Spor salonları var, herkesin böyle televizyonu var, küçük şeyler, hücreler var. Adamlar yani cinayet işlerine mükafat veriyorlar. Tabii bu İslamiyet'e olan ihtiyacı gösteriyor. Hatta ben orada bir sunum yaptım. Tabii Avrupa'da İslamiyet'e akıllarına önce başörtüsü zorlanmaların başörtülüyor falan. İkincisi de kısas. İlk sunum şuydu benim. Yani bizim bütün filmlerimizde film kahraman ne yapıyor? En sonunda o suçluları böyle ezil ederek hem de aşağı atıyor binadan falan, işkence ederek öldürüyor. İşte filmlerimiz hep bu dedim. İslam'da ise dedim, üç boyutlu. Bir adam size bir kötülük yaptı. Üç seçenek var elimizde. Bir, tabi affedersiniz. Bu, yani hatta bizim tasavvuflu bir hikaye var. Ehli şeriat, ehli tarikat, ehli hakikat bizde şeysi vardır. Üç sınıflaması. Diyor ki mürit şeyhine, şeyhim diyor nedir bunlar, ben açıklar mısın? Gel diyor benimle beraber, götürüyor caminin şadırvanına. Orada bir adam abdest alıyor, git el sınıflarını tokat at diyor. Gidiyor mürit bir tokat atıyor, hemen adam kalkıp bir tokat geri vuruyor. Kimse bir tokat diyor, o geri bakıyor ama fesubhanallah deyip abdeste devam ediyor. Üçüncüsü tokat atıyor, üçüncüsü dönüp bakmıyor buna. Oğlum diyor, benim ise el-i şeriattı. Bir tokat attım, bir tokat yedim. İkincisi el tarikattı. Dedi ki bu tokat Allah'tan geldi ama acaba hangi gafil buna aracı oldu? Üçüncüsü dedi ki tokat geldi Allah'tan. Kim atmış ne fark eder? Böyle bakmadı diyor. Şimdi biz tasavvufta intikam almak çok zafiyettir. İnsan intikam almaz. Affeder. Ama herkesin affetmeye gücü yetmez. Affedemiyorsan ikinci seçenek şey isteyebilirsiniz. Mesela birisi birini öldürdü diyelim ki finansal ne diyoruz sonra? Diye. Yani bir adamın işte karşılığı 100 deve. Arap kültürü düşünürseniz. 100 deve de herhalde bir deve bunun en az 2000 dolardır. 200-300 dolar. Ciddi para yani. Çünkü bir baba ölmüş ama 5 tane çocuk kalmış arkasında. Kısas yapsan ne olacak? O zaman diyet istenir. Ama adam çok kötü öldürmüş. Hakikaten haksız yere öldürmüş. Çok çocuğu öldürmüş. Bir kadını öldürmüş mesela. Onun da ancak etemizler kısas. Şimdi bugün mesela en büyük sıkıntı şu, içki yasaklayalım diyorsunuz herkes karşı geliyor. Kısas diyorsunuz herkes olur mu böyle şey diyor. Ondan sonra şu hakkı bu hakkı. Bir adam bir hanım öldürüyorsa onun cezası kısastır. Ne olursa olsun yani. Bunun kaçış yolu yok. Maalesef bu şunu gösteriyor. Esasında biz İslam muhtacız. Çünkü ayet-i kerime çok ilginç. Ey akıl edenler diyor ayet-i kerimede. Kısas sizin için hayat vardır. Yani kısas hayat olur mu? Adamı adam öldürüyorsun. Ama bir kişi öldürdüğün zaman, bugün pek çok insan her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Kadınları öldürenler de her türlü cinayet yapıyoruz. Kafasını kesen bağırsını. Bir tanesini sallandırdığın zaman bir daha adam düşünüyor şimdi kara kara. Ya ben de yaparsam beni de öldürürler. Hadi yap bakalım da göreyim. Hele bir de hak içinde yapıyorsun bunu. Adamın onuruna da dokunuyor. Şimdi hapishanede şöyle bir sistem varmış. En çok adam öldüren kovuş ağası oluyormuş. Niye? Benim 10 tane leşim var diyor. Hani Kıbrıs'ta sormuşlar da marifetin nedir? Sırkattir yani iyi hırsızlık yaparım demiş. Marifetim o. Hapishanede öyle yani. Adam öldüren bir de orada bir şey görüyor. Yani itibar görüyor. Mafya gibi. En kötü de hırsızlık suçu. Onlar da temizlik yaptırılmış. Çağcılık, kahveylik. Tabii onlar oranın da kendine göre bir kurumu var. Yine aramızda kalsın. Ama çekim onu söylemeyeceğim şimdi. Başka yerde yanlış anlaşılır. Böyle çoluk çocuk hızına geçenleri de onlara da güzel bir şiş kebap yapıyorlarmış. Tabii boş bir şey değil. Bunu devlet yapmazlar. İşte niye? Akıl bunu kabul etmiyor. Adam gitmiş, iki yaşında, üç yaşında çocuğu öldürmüş, parçalamış. Sen bu adamı besliyorsun. Ben ne diyeyim şimdi yani? Tasavvufa gitmiyor ama. Nereden geldik? Sufiyetten geldik. Tabii sufilerin deyişi affedeceksin. Hatta bu konuda ben size bir kısa bir şey de anlatayım. Hepiniz bilirsiniz, Abu Hasan Karakani Hazretleri, büyük Allah dostu ve Şeyh Efendi. Bir gün bir müridi geliyor uzak yollardan, daha İran'dan gelmiş. Tak tak çalıyor kapıyı, üstten hacette çıkıyor. Oğlum buyur,
Kime geldin, hoş geldin. Hacer ediyor, şeyhimin yanına geldim. Kim senin şeyhin? Ya burası harikane, orayı burası, evet burası ama diyor, benim adam aylak şerifim birisidir diyor. Sabah çıkar akşama kadar gezer gelir, dere tepe. Sen yanlış yere gelmişsin oğlum diyor. Yok efendim diyor, buraya geldim. Nereden geldin? İran'dan geldim deyince ya, oğlum sen deli misin diyor. Tam İran'dan kalkıp, çocuğu çocuğu bırakıp, buraya mı geldin deyince ya Hacer ediyor. Şeyhin hanım olmasın, ben sana şimdi bir şey söylerdim ama diyor. Sen bana gittiği yolu gösterdin. O da daha doğru gitti falan diyor işte. Daha doğru çıkıyor, size bakıyor ki burası harikane. Aslanın birisine binmiş, başka bir aslan odun yüklemiş, elinde de yılan var, kırbaç yapıyor onu. Ya diyor ki şeyhim diyor, anladın büyük adamsın. Ama evde kanım olacak. Sefaliye gelip bir sürü atıp tutu deyince, oğlum diyor, evde kanım adı sabretmesek, bu aslan bize sabretmez. Şimdi tasavvuf da kanım durdur dahi manevi gelişme için bir gıdadır. Çünkü sabretmek. Tabi bunlar şey konular, yani nefsani, nefisle alakalı, şahsınızla alakalı konularda tamamen idare etmek gerekiyor. İntikam atmak gerekiyor, kavga etmek zayıflıktır tasavvufta. Evet, bu konu yeterince herhalde işlendi. Üçüncüsü, diyor ki üçüncü, insandaki kötü haslet şeytaniyettir. Şeytaniyet, adam aldatmak, kandırmaktır. Şeytan nasıl kandırdı Adem Aleyhisselam'ı? Bu meyveden yersen dedi, ebediyen cennete kalacaksın. Tabi dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dır suçlu olan. İncil'de ise Havva validemizdir. O yüzden Hristiyanların hanımlara bakış açısı çok negatiftir. Derler ki hanımlar yüzünden biz cennete kavulduk. O yüzden hanımlara her türlü zor iş yaptırmak falan diye hatta bayağı bir onun için inşallah bu üçüncü derste biraz konuşuruz. Tabii bu daha çok belki tüccarların yaptığı bir şey. Hani adam aldatmak, kandırmak, belki tüm yalan söylemek. Ben bir de bunu pozitif manada bizim Kayseri'de görüyorum ama pozitif olarak. Yani iki kere kaç yapar diyoruz bu Kayseri'ye? Alırken mi satarken mi diyor. Hatta geçen bir ayet tefsirimizin hayran kaldı. Külü veşrabı velâ tüsrufu. Ayetini şöyle tefsir ediyor Kayseri'de. Yiyiniz, içiniz, masraf etmeyiniz. Ya bu nasıl olacak? Hani yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayetini. Yiyiniz, içiniz, masraf da etmeyiniz. Kayseri'de bu konuda bak, Kayseri yoktur inşallah içimizde. Varsa fazla konuşmayacağım. Ama Allah için çok seviyorum Kayseri'de, çok cömertler. Çok Allah için hayırları çok fazla. Ama ticarete gelince, hatta aramızda kalsın, hanımlara da yansımış. Bizim Kütahya bölgesinde bir mantı yiyip birkaç da zor yersiniz. Kayseri mantısı, 15 tane mantı sayıyor bir kaşığa. Bütün mahalle toplanıyor herhalde, çok gözüksün diye. Acık acık yapıyorlar bir ufak ufak. Hanımlara da yazık. İşte masrafsız, yani çok yemiş psikolojisi oluşuyor sizde. Ya bizim Kütahyalılar yaparlar mantıyı. 10 tane yeseniz doyarsınız belki. Onlarda 100 tane yeseniz hiçbir şey olmuyor. Bu şeytaniyet tabi Allah Resulü bunu çok yapmış. Gülsemre tepkiye odun getiriyor. Onların hepsi dümdüz. Diyor ki oğlum daha da bir hiç böyle yamuk yuvarlak odun yok mu deyince şeyhim diyor bu tekkeye böyle eğri bir odun yakışmaz diyor. O yüzden bütün odunları dahi doğru getiriyor. Allah Resulü de mümin şunu yapar mı yapar, bunu yapar mı yapar, yalan söyler mi? Söylemez. O yüzden bu doğru söylemek tasavvufta çok önemli. Nasıl yapıldı inşallah, nasıl başarıldın daha sonra ben size bu işte tam tasavvufun, zikir, kıtık diyorum onları anlatırken ortaya çıkacağım. Dördüncü özellik, keski yapmamız gereken dördüncü özelliğimiz ise İmam Gazali'ye göre rububiyet. İnsan da tahakküm etme, başkalarını ezme, baş olma, özelliği var. İşte bunu bizim Kur'an-ı Kerim'deki اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى ben sizin en yüksek tanrınızım diyor ya Firavun. Tabi bugün bu diktatörlerin yaptığı da bu işte aslında değil mi? Saddam Hüseyin de bizden çıktı maalesef. Fakat Tarık da bizden çıktı. Tabi bu daha çok kimde oluyor Müslüman Efendiler? Daha çok
İş hayatında başarılı olmuş bir insanlar mesela. Patron, işçisine karşı tavırlarında bazı işte başarılı siyasilerin hayatında olabiliyor. Daha çok hanımlar oluyor bu arada. Hanımlarda. Kibir değil. Kibir de var. Bunun bir tepsi var. Diyor ki İmam Gazali, en kötüsü budur diyor. Yani rubiyet sıfatı taşıyan adamda zehniyet vardır, subuhiyet vardır, şeytaniyet vardır. Başkasının hayatını kontrol etmez. Yani evin tanrısı dedim. Hakimiyet kurur. Mesela bu hanımlarda çok var bunun. Var var. Kayınvalideler mesela gelinlerle niye kavga çıkıyor? Evin patronu kim? Biz erkekle kavga etmeyiz. Hiç kayınpeder, damat. Ben hiç duymadım aralarda. Ama Sema Maraşlı'dan fakültede konferans vardı bizim. Tanırsınız bir kısmınız. Bana gelen diyor hastaların çoğu %60'ı kayınvalide sıkıntısıyla geliyor. Yani bu biraz bunu şey için soruyorum muhtemelen hanımefendi. Yanlış anlamayın. Yani farkına varalım şeylerimizin. Değil mi? Hep böyle bir çatışma şeyi. Benim dediğim olsun. Yani bir türlü böyle gençleri serbest bırakma şeyi yok bizde. Özellikle eski ekip. Patron benim şeysi. Bunun yansıması esasında. Kontrol bende olsun. Yok. Kontrol niye sende olsun? Bugün gençler daha bilgili. Öyle mi değil? İnternet var, bilmem ne var, çocuk bakımından, yemek pişirmeye kadar. Her şeyi açın internette. Ben o yüzden eski nesilini ona çok acıyorum. Çünkü bizim annelerimiz tarladan gelmiş. Onların zamanında anahtar kayınvalide. En iyi hakikaten bilgili kayınvalide yani. Çocuk bakımını bilir, hastalıkları bilir. Şimdi o çağda öyle bir çağa girdik ki bilgi çağına. Şimdiki o yaşamın efendiler atıl kaldı. Yemek pişirmesi internetini öğreniyor. Çocuk bakımıysa, hastalık varsa 5 dakika tıkır tıkır bütün bilgiler elinizde. Şimdi böyle olunca o nesil hakikaten çok şanssız bir nesil. Ara nesil yani. Çünkü elektriği olmayan bir köyden şimdi kesintisiz internet olan bir çağa geldik maalesef. O bu sıfatı iş yapmak gerekiyor. Yani ben hakim olayım, tahakküm edeyim, başkalarının hayatını kontrol edeyim, bu büyük günah. Ya bu diktatörler de görüyoruz bunlar çok. İşte Saddam ne yapıyor? Tabi resimden asılıyor. Katlatı falan filan. Benim gibi yaşayacaksınız. Benim gibi giyeceksiniz. Bu hastalıklar tezki edilmezse inanın aile hayatımızı, iş hayatımızı, bütün hayatımızı, siyasi hayatımızı etkileyen kötü vasıflar. O yüzden tasavvuf daima insanı içe bakışa yöneltir. Yani sen kendine baktın önce. Ben de hangi hastalıklar var? İmam Gazali buyuruyor ki eğer diyor bir tarikata girmek zorunda değilsin. Girmediysen bir arkadaşın diyor galem daktır hediye. De ki ona ben de gördüğüm kötü vasıfları bana söyle. De ki mesela hocam çok iyi adamsın ama elin cebine hiç gitmiyor mesela. Hep çayı ben söyledim. Bu olmaz. Çok iyi adamsın ama çok sertsin mesela. Çok kabasın. Ne yapacaksın? O özelliklerini tezki edeceksin. Çünkü biz bu dünyada insan olarak geliyoruz da öbür tarafa giderken hepimiz insan olarak gidebiliyoruz yani. Bunda garantisi yok. Allah bu dünyaya hepimizi eşit göndermiş. Eğer doğarken bana yapılarla doğsaydık fakirlerin çok garip sakat olurdu. Kaşını alamaz, gözünü alamaz, kulağını alamaz, para yetmez. Allah eşit yaratmış. Herkes elhamdülillah yani aşağı yukarı hepimiz sağlıklı doğuyoruz bu dünyaya gelirken. Tabi imtihan için Rabbimiz bazen gözler kasabiliyor. O, onun ayrı faziletleri var. Bunu söyleyeyim yani. Bir eksiklik değil esasında. Hatta fazilet. Buyuruyor Kadis-i Şerif'te, eğer diyor, siz gözün hakkını bilseydiniz, ahiret ettiniz, keşke biz dünyada ama olsaydı derdiniz. Gözün hakkını vermek o kadar zor ki. Bu ayrı bir konu. O yüzden bu vehmiyet, subuhiyet, şeytaniyet, rububiyet sıfatlarını bizdeki oğlan ne kadar terbiye edebilirsek o kadar insana kamil oluyoruz. İnsana kamil demek, hani Allah Resulü soruyor bugün, pehlivan kimdir diyor. Diyor ki sahabeler, pehlivan güreşte rakibini yenen insandır. Yok diyor Allah Resulü, pehlivan o değil. Pehlivan kimdir? Öfkelendiği zaman öfkesini yenen insandır. Esas pehlivanlık o. Hakikaten çok zor ama ya, yapması yani. İnsan kızdığı zaman, değil mi, cinnet hali diyorlar buna, kimseye gözü görmüyor. Anasını, babasını, hanımını, çocuklarını Allah göstermesin. Şeytaniyet işte hakeza maalesef bugün çok yaygın. İş hayatında bir insan ne kadar adam kandırırsa o kadar iş bilen tüccar oluyor. Şu reklamların çoğu yani hele bu bankacılar var ki Allah selamet versin.
Para harca harca zengin oldu ya. Para harca zengin olan mümkün mü acaba? Yani 100 bin lira harcıyorsun, 1 lira para birikiyor kumbaranda. O 1 lira zengin oluyorsun yani. Ama hakikaten çok akıllılar. Öyle ikna ediyorlar ki insanı. Harcıyorsun hakikaten yani. İnsana bedava gibi geliyor. Kartı basıyorsun. Allah çuvalları doldur götür. Kimse para istemez. Ama sen ölsen, intihar etsen yine peşini bırakmıyor arkadaşlar. Parayı alıyorlar geriye. O ayrı konu ama bu işte bazı mesleklerde bunlar çok var maalesef. Artık herkes iş durumuna göre, çalıştığı efendim, ortama göre ve kendi şansına göre. Diyor ki İmam Gazali, her insanda bu günahlardan, zayıflıklardan bir tanesi güçlü olabilir. Adam çok asabidir, çok öfkelidir. Her şeye kızar. O işte subuliyet tarafı çok. Kimisi kurnazdır. Elinde olmadan herkesi kandırır. O işte buna dikkat edecek. Kim yazan çok güçlüdür böyle. Karakteri çok sağlamdır, güçlüdür. Kontrol etmek ister herkesi. Yani üniversite hoca talebelerini kullar gibi görür. Bazı babalar işte çocuklarında ve hanımında köle gibi görür. Bunların hepsi tedavi edilmesi gereken, terapi edilmesi gereken özellikler. İşte tasavvuf bunları tespit etmeye çalışıyor. Bir de tabii bu ayet-i kerimede hatırlarsanız neydi? Şems suresi kaçıncı ayetti? Şems suresi hepsini okursunuz. Şimdi ayol edeyim. Özür dilerim. Şems suresi bakarsan inşallah adeta bir şekilde katlep ya men zekkehe nefsini tezkiye eden kurtulur fakat kabe men desse kendisini kirli tutan da ebediye kaybeder Allah'ım. Tabi bugün insanlar böyle değişikliği sevmiyorlar. Yani kimse nefsiyle uğraşmak, kendini değiştirmek istemiyor da ya hocam bana dua yap. Bazen çok geliyorlar. Hocam bizim adam büyüyle bir şey değil mi? Büyüyesin sizin adam. Kim büyüyesin? Adamların %80'i büyüyle uğraşıyor bugün maalesef. Adam aksi büyüyle bir şey değil mi? Adam şey yani kendi terbiye etmemiş. Kahveden çıkmıyor, kitap okumuyor. Ondan sonra öfkeli. Bunun büyüyle alakası yok. Bu adam oturup adam gibi nefis tezkiyesi yapması lazım. Değil mi yani? İstediğinizde ben dua edeyim. Ne diyor? Diyor ki Allah Teala ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيْرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Allah hiçbir topluluğu, hiçbir insan grubunu değiştirmez. Onlar kendisi değiştirmediği sürece. Ben şimdi oturdum yani dua edeyim Allah'a. Dünyadaki melek gibi insan ben olayım. Olmaz. Öfkeni kontrol edeceksin. Aldatma duygusu varsa bunu kontrol edeceksin. Rububiyet sıfatları varsa sende onu kontrol edeceksin. Ne bileyim işte hayvani vasıfları varsa bunları kontrol edeceksin. Bu gayrete gireceksin. Niye diyeceksin önce? Niye? Sonra aksiyon, ondan sonra dua etmek. Bugün işte hocada ilgili bir şey yok esasında. Sizinle muska taşıyın. Tamam muskaların faydası var o cinlere falan filan ama çoğu bir kere bunların cinle pelinle alakası yok. Adam kötü olabiliyor. Hocam bizim adama büyü yapmışlar. Büyü yapmamışlar ki senin adam şeytan ruhuna girmiş. İş yerinde para cebi çok para görmüş. Tabi abdest namaz da azsa aklına şeytanlık geliyor adamın. Bu gayet normal. Çevreyi değiştiriyor hocam. İş ortamını değiştir yerine göre yani. Hatta ülkeyi bile değiştirmek caiz diyor din adamları. Yani meşhur hadis bilirsiniz. Adamın birisi hadiste geçiyor. Eski Beni İsrail'de 99 tane adam öldürmüş. Gitmiş o zaman din alimine. Tevbe etsem demiş Allah beni affeder mi? Kaç kişi öldürdü? 99 tane affetmez demiş. İyi dedi seni de öldürdü hiç olmazsa. 100 olsun yuvarlak rakam. Onu da öldürmüş. Etti 100. Demiş ki ben de tevbe edesim var. Niye cehenneme gideyim? Tekrar gitmiş başka bir alime. Demiş ki hocam 100 kişi öldürdüm. Tevbe etsem kılıyor mu deyince. Demiş sen nerede yaşıyorsun? Nerelisin falan filan. Senin demiş yaşadığın bölge çok kötü bölge. Sen demiş oradan çık falanca şehre taşın. Orası daha salih insanlar deyince adam yolda giderken ölmüş. Hadiste geçiyor. Peygamberimiz anlatıyor bunu. Gelmiş gazap melekleri, rahmet melekleri. Biz diyor ki bu adam 100 kişi öldü cehenneme gidecek. Diğerleri diyor ki yok bu adam tövbe etti cehennete gitmesi lazım. Ne yapalım? Ölçelim demişler. Nereye yakınsa
bir karış adam kurtarmış. Paçayı yırtmış, cennete gitmiş. Bir karış da yani. Hatta başka bir rivayette de Allah o yeri kısaltıp o tarafa yaklaştırmış. Tayyi, mekan dediğimiz yerin dürülmesiyle. Şimdi o yüzden bugün yani insanlarımız nefis terbiyesini bırak, bir kere biz de nefis olduğun farkında değiliz. Bugün insanlar yani ben benim diyor, yok sen değilsin. Mustafa Mert'in güzel bir kitabı var, 900 katlı insan. Yani her birimiz 900 katlı insanız. Çok değişik. Trafikteki ben varım mesela, ben daha sinirliyim, herkesi sorulamak istiyorum. Eve geliyorum daha sakinim belki. İnsanın bir de her anı başka anla uymuyor yani. Niye? Çünkü biz çok katlı bir varlığız. Bazısı iş yerinde şöyle gözükür, evde başka türlü gözükür. Mesela askerler evde çok süt liman derler, askerler anlatırlar. Emre amca alıştığı için. Askerler buna çok emir alırmış, asker personel ama şey, iş yerine gidince hepsi maşallah. Mesela o sıfat onlar çok var, hurriyet sıfatı. Haklı olarak şimdi eğil diyorsun, bin kişiye eğiliyor. Kalk, kalk ya diyorsun, Allah Allah. Ama büyük adammışım ben. Yat dedim, bin kişi yere yattı. Bundan sonra başlıyorsun sen tabii bu mesleklerin de bazen işte negatif etkileri var insanlar üzerinde. Bu sefer adam emekli oluyor, gidiyor bütün maaşını iş ticareti yapayım diyor mesela. 3 gün sonra iflas ediyor hepsi. Niye iflas ediyor? Zaten yoksa bir hayatta yat diyecek, herkes yatacak. Kalk diyecek diyor. Kimse kalkmıyor. Tam tersi herkes parasından kaçıyor. O yüzden bu bence mesleklerin de çok müthiş etkisi var bizim üzerimizde. Allah razı olsun, bizim sufiler, özellikle Hazreti Mevlana, özellikle İmam Gazali, tavsiye ederim okumanızı. İhya'nın 3. cildinde çok geniş bilgiler bulacaksınız. Ben şuraya geleceğim lafı. Bugün bırak nefis terbiyesi. Nefis nedir desem kimsenin umurunda değil, haberi de yok. Bir parça bizim Müslüman camiamız farkında ama biz de esasında çok ihmal ediyoruz bu konuları. Yani namazı kıl, işte hacca git, umreye git, ondan sonra keyfince yaşa. İnsan olmak değil ki. İnsan olmak çok zor bir hadise. Yani kedi, diğer mahluklar doğar doğmaz kendi cinsinin en iyi özelliklerini taşıyabiliyor üzerinde. Ama biz insan öyle değiliz. Uğraşmamız gerekiyor. Çünkü sebebi niye? Allah bizi bu dünyaya göndermiş ki bakalım kullarım ne yapacak? Bana dönüş nasıl olacak? Tebarek Resulü'nde diyor ya, ölümü ve hayatı yarattı ki kim ahsene amele? En güzel amel, davranış kimin olacak? En çok demiyor Allah-u Teala. Çok olması şart değil. Az olsun ama en güzel olsun. Şimdi aile hayatımızda, iş hayatımızda maalesef çok üzüldüğüm yani bugün Müslüman aleminde bu ticari hayattaki çektir, senettir, adam kandırılma değil mi o yani? Ben Kırgızistan'da kaldım 2 sene. Orada bile insanlar evvel tamir çağıracağız ama Rus çağırırlar. Kırgız istemezler. Rus daha ya nasıl başarmışlar? İnanın ben de bilmiyorum. Çok acı bunlar. İnşallah bu konularda hepimiz bir tezkiye şeyine girelim. O yüzden tasavvuf demek tezkiye demek. Şimdi mesela sorayım. Tasavvuf gerekli mi gereksiz mi? Gerekli. Kendi söylediniz. Kur'an-ı Kerim'de geçer bir şey çünkü bu. Peki hocam hadiste de var mı böyle bir şey derseniz? Evet. Meşhur hadis-i şerif var. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken beyaz kıyafet, saçı başı düzgün bir adam geliyor yanına. Ashab-ı kiram şaşırıyor. Yani böyle çölden gelmiş bir adam nasıl olur saçı sakalı düzgün, elbisesi kirli değil, paslı değil falan. Diyor Peygamber Efendimiz gelip diz dize dayıyorlar dizlerini. Diyor ki ya Muhammed, Allah'ıma sana dedi Muhammed. Ben İslam diyor. İslam nedir? İşte Peygamber Efendimiz İslam, Allah'a inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, bunları sayıyor. Sonra ben iman ediyor. Şimdi soru. İman nedir? Onu da Allah peygamberimiz, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, 6 şartı. 3. bir sorusu var. Onu bugün kimse bilmez. Mel ihsan diyor değil mi? İhsan nedir? Diyor ki Allah Resulü, en te'budallâhe ke enneke terâhu. Allah'ı görüyormuş gibi her an ibadet demeyelim. Ona kul olmak. Yani namaz da var ibadetin içinde. İnsan yemek yerken Bismillah deyip yese, sağ eliyle yese ibadettir. Su içerken sağ eliyle üç yudumla içip Elhamdülillah dese bu ibadettir.
Hani her şey ibadet. İslamiyet'te biliyorsunuz diğer dinlerde olduğu gibi dini ve dünyevi ayrımı yok. İnsanın yaptığı her hareket, aile hayatı dahil hepsi İslam'a sünnete uygunsa helal ve sevap. Bunu batılar anlamıyorlar. Onlar sadece dindarlık demek, manastıra girip orada hayatını çürütmek demek. Hakikaten ben çok acıyorum bunların hallerine. Adamlar dünyada da mahrum, ahirette de mahrum. Boş boşuna kendilerini yoruyorlar. Halbuki İslamiyet'te dediğim gibi her türlü hakkımızı da yaşıyoruz. İmam Rabbani buyuruyor ki, İslamiyet de zor değildir. Hani böyle bir, şu anda bir tavır da var değil mi toplumda? Bizim tutanda bir Müslümanımız İslam'a anlatıyoruz. Böyle bir projemiz var. İlahi Fakültesi'nde öğrencilerle beraber. Onlar da acıyorlar böyle, zavallı Müslümanlar. Her şey yasak. Bilmek, içmek, oynamak, zıplamak. Hatta İngiltere'de okurken de doktora yapıyordum orada. Arkadaşlar derler ki bana İngiliz arkadaşlarım. Ya Süleyman Bey sen biliyorsun içki içmesin ama gel bizle beraber. Çünkü ben tek başıma kalıyorum. Yurtta hepsi cuma cumartesi akşamı hiç kimse kalmaz. İl ayağa gidiyor herkes paklara, şeylere koşarlar. Diskolara. Sen gel gazoz içersin, kola içersin. Senin haline üzülüyoruz derler. Sanıyor biz hayatta anlamayan, sen kalmayan insanlar. Ben derdim ki onlara. Ya biz bir çay içeriz. İnanın sizin 100 kişiye şarap da bulamadığınız zevki, biz çayda buluruz. Siz merak etmeyin, bizim kendimizin eğlencemiz çok fazla. Sohbetimiz var, muhabbetimiz var, camiye gidiyoruz, elhamdülillah. Şimdi batılılar şunu anlamıyorlar. İslamiyet ve dinler her şeyi yasaklar. Öyle mi? Sadece zararlı şeyi yasaklar, bunu söyleyeyim. Helal dairesi geniş, artı o dar olan haram dairesi ise içki yasak, uyuşturucu yasak, zina yasak, nesep karışıyor, hırsızlık yasak. Bunların hangisi bize faydalı? Hepsi zarar. Belki bugün gençler anlatırken İslamiyet böyle anlatmak lazım. Yani biz bazen İslam yanlış anlatıyoruz. Aman şunu yapma, cehenneme gidersin, yanarsın falan, öyle değil. Hayır. Esasında bu dünyada yanıyoruz değil mi? İç kişiden bu dünyada yanıyor. Bizim bir kapıcımız vardı, bir sitedeyken. Hanım bizim hanıma şikayet ediyor. Bir zaman diyor, bizim 4 katlı apartmanımız vardı. Kiralık dükkanlarımız vardı altta. Ama diyor, bizim adam ne yaptı? Kumarda hepsini yedi. Oldu kapıcı ya şimdi, yazık. Hayat mı Allah aşkına? Neyse benim arkadaşımla bazen aramaya giderdim. O zaman daha sigara yasak olmamıştı. Yine sağ olsun, davasını çok sadık adam görmedim hayatımda. Yine kapıcı maaşıyla 3-5 kuruş bulup yukarıda kahvaltıyla tavla oynardı akşamlarda. Sigara dumanı göz gözü görmez. Hayat yani. Bu hayat güzel bir hayatsa hep beraber yaşayalım ama hayat değil. En sonunda aile kalmıyor. Bugün batıda maalesef hiçbiri kalmamış. Behemiyet çünkü yani hayvani şeylere dur diyen bir sistem olmadığı için Hristiyanlık dur demiyor. Her şey serbest. Ahlaksızlık, içki, kumar o kadar serbest ki aile kalmamış. Ya bir insan 3-5 sene önce bir havada çok sıcak Fransa'da 25 binden yaşlı insan ölmüş kokunca anlamışlar. Çünkü aile kalmıyor. Çünkü fuhşiyat hayatındalarsanız aile kalmaz ki. İçki içerseniz ben çok merak ederdim böyle sorar mı dersen mesleği var mesela bu şey onlara raf simit diyorlar. Dışarıda bir parkta uyuyorlara. Bazen gidip hani pratik yapardım. Şey bir mesleği, doktorum, mimarım, bilmem ne, niye düştüm sokağa? İçkiye alışıyorlar. Ya para bunu yetmediği için. En son evden parktan elektrik su parası vermemek için parklarda kendi köpeklerle beraber uyuyup onlara beraber ısınıp yine aldığım maaşın hepsini işte behimiyet, kontrolsüz. O yüzden tasavvuf bence çok önemli muhterem anlayacaklar. Yani öyle lüks, İbn Arabi, Mevlana, çok güzel insanlar, maşallah maşallah onlar gibi olamayız ama arada bir şiir okuyalım değil esasında. Ya bunu şunu da söyleyeyim, tasavvuf deyince aklımıza maalesef burada bir ayrı sıkıntı. Böyle yani yiyelim bir şey, dans edelim gibi hani böyle bir maneviyat, sufilik, Mevlana dermişler dönüyor böyle. Egzotik, hoş vakit geçirme gibi görünüyor. Değil. Bunlar da var şüphesiz. Bunlar işin bir boyutu. Hepsi değil. Yani semada var, musikide var ama bunlar işin sadece bir parçası. Esas tasavvufun amacı tezkiye yapmak. Allah görüyormuş gibi yaşamak. Yani bir insan Allah, Allah diye zikrede zikreder. Ne oluyor? Allah'ın her an kendisine yakın olduğunu hissediyor. Bir kere onu hissettiği zaman da artık bir daha günah işleyemiyor. Şimdi mesela biliyorsunuz vaaz ediliyor. Burada diyor işte biliyor
kolu devre falan kontrol sistemi vardır. Her tarafta var değil mi? Bir yerde kamera varsa suç oranı çok düşüyor. Niye? Ya kamera beni izliyor diyor. Şimdi burada bir şey alsam birisi görür. Peki her an beni Allah görür diye bir insan günah işleyebilir mi? İşte tasavvuf bize bu şuuru, ihsan şuurunu veriyor. Şimdi diyor ki insanlar ya tasavvuf nereden çıkmış kardeşim? Tamam İslam anladık. Fıkıh var, tefsir var, hadis var da bu tasavvuf neyin nesi? Tasavvuf da çok yüksek mertebe olduğu için dikkat ederseniz önce İslam olacaksınız, İslam'a geleceksiniz. Sonra imanımız kabul olacak. Onun ötesinde üst boyut ihsan. Pek çok insan bu boyuta ulaşamadığı için zannediyor ki tasavvuf diye bir şey yoktur. Varsa bile de gereksizdir. Öyle diyor ki musikidir falan, böyle semadır, raksıdır gibi anlaşılıyor. Öyle değil. Demek ki Kur'an'dan ve sünnetten delillerimiz neymiş dersek inşallah önümüzdeki hafta biraz toparlayarak siz de bakarsınız. Şerh suresi ve hadislerden de Melk İhsan dediğimiz İhsan nedir hadisi. Ne olmuş tabi? Büyük Allah dostları Peygamber Efendimiz'den sonra sahabeler döneminde. Ha niye? Peki sahabe döneminde tasavvuf yok derseniz o zaman böyle bir şey gerek. Allah Resulü en büyük mürşid. Ve sahabelerin hepsi zahid idi. Hatta Peygamber Efendimiz ashab-ı kiram öyle ibadetler okulunda aşırı gidiyordu ki onlara engel olmaya çalışıyordu. Biz dur yarın sonra her gün oruç tutacak. Olmaz bu Allah Resulü. Her gün oruç. En fazla ne nasıl tutabilirsiniz? Sav-ı Davud dediğimiz bir gün ye, bir gün tut. Başka birisi Osman bin Mazlum diyordu ki ben hiç evlenmeyeceğim ya Resulallah. Bekar yaşayacağım. Yani daha çok Allah'a vakit ayırayım olmaz diyor Allah Resulü. Ben diyor hem ailemle vakit geçiririm hem de Allah'a geceleri kalkıp ibadet ederim. Yani evlilik, bekarlık diyor makbul değil. Hatta şöyle diyor Allah Resulü. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diyor. İnsan orada tutacak, yemek de yiyecek. Aşırılık yok. Ashab-ı kiram aşırı gitmek istiyordu. Allah Resulü onları dengelemeye çalıştı hep böyle. Şimdi tam tersi. İnsanlar bunu kaytarmak istiyor değil mi? İbadetlerden, şahsi aile hayatımızdan. Lüks tüketmek istiyoruz. Çok harcamak istiyoruz. Başkasının hakkını yemek istiyoruz yerine göre. İşte tasavvuf hep bunları dengelemeye ve bizi makul seviyeye indirmeye çalışıyor. Bu yüzden tarikatlar daha sonra dönemden oluşmuş. Çünkü insanlar edepten, ahlaktan uzaklaştıkça, zühten, yükse yöneldikçe bizim sufiyemiz ortaya çıkıp değişik metot. İnşallah metotları önümüzdeki haftada göreceğiz. Zikir var, tefekkür var, sema var. Önümüzdeki ay hocam. Önümüzdeki ay, tamam. Hafta demişim. Şimdi bizim tasavvuf derslerinin fakülte her hafta olduğu için. İnşallah önümüzdeki ay o konulara beraberce gireriz. Terapan Efendi'ler. İstifade ederiz. Sorusu olan var mı şimdi? Ben biraz hızlı konuştuğum için geç arkadaş vakti. Evet. En son ki meselelerden birisi var. Rabıta da var. Rabıta şu demek arkadaşlar. Bir teknik. Allah buyuruyor ki ve külü mâ sâdıkîn. Sağlıkla da beraber olun diyor Allah-u Teala. Nasıl beraber olacağız? Diyelim bir sağlık ve doğru insan kalmadı etrafımızda. Onlarla beraber olduğumuzu hayal edeceğiz. Bu bir psikolojik teknik yani. Bazılarımız yanlış anlıyor maalesef. İşte bir hayal bedeli, buna namaz katıyor falan filan. Yani onun bir prensip gibi. Ben buna çok şey de diyorum. Bazı psikolojik şeyler de veriyorum başka yerlerde. Yani hiç tasavvuf bilmeyen, İslam bilmeyen pek çok psikolog diyor ki visualize. Sen ne olmak istiyorsun? Gözünde canlandırıyor. Mesela ben patron olmak istiyorum. Düşün ki diyor kocaman bir koltuk, büyük bir masa. Dön bak dön. Patronum ya. Ayaklarım diyeceğim masanın üzerine at. Bunu her gün 10 dakika hayal et. Kesin patron olursun diyor. Hayal işesi yani. İnsan hayal ede ede düşüncesinde bilinçaltı şartlanıyor artık. Ben diyor işte başlangıç iş adamı olacağım. Allah diyor ki sufiler de ya peygamberle beraber yanında Mühdir Efendimiz, yanında Ömer Efendimiz, yanında senin işte şeyhim hep beraber Allah Allah zikir çektiğini düşün. Peygamberle beraberliği sağlıyorsun. Rabıta demek ne demek? Yani ribat, bağ demek. Böyle bağlantı. Bu tamam psikolojik hadise. Bak bu dikkat edin. Ben şöyle bir iddiam var.
Türk milleti son 20 yılda değişti ki, inanın yani inanılmaz değiştik. Tek bunun bir sebebi var. Bence televizyonlar ve negatif rapta. Gözümüz göre göre ne yapıyoruz? O film artistleri, şunları, şarkıcıları, türkücüleri, futbolcuları. Gözümüz alışıyor. Geçen Şubat Devlet Hastanesi, ben de burada oturuyorum, ben bir TV hastanenin arka tarafında. Şeye gittim, acil servise. Ya bu inanamadık, bir hanımefendi yatmış böyle, barışık bir yatağa falan. Ya dedim, nasıl insan böyle yatabilir? Çünkü televizyonda görüyoruz bunları. Gözümüz göre göre alışıyor. Rabıda yapıyoruz o kötü rollere maalesef. Ondan sonra bakıyorsunuz ki en anormal hareketler, normal. Gayet normal. Ya 20 sene önce ayım olan, 30 sene önce, yani bir tane benim meşhur bir örneğim daha var, onu da söyleyeyim şimdi. Bundan 30 sene önce bir adamın dizi yırtık olsa, burası yırtık olsa ne yapardı? Ya baba deli herhalde. Telefon açardı, bize zarar vermesin, tımarhaneye demez miydik? Şimdi git bakalım, sağlam pantolon bulamayacak mısın? Ya delik, deli, ne Allah aşkına, adam burası yırtıyor. Güzelim pantolonunu. Geçen bir hanım gördüm, iş tümün giymiş. Bunu da açık bırakmış. Burası da Allah'ım yarabbim, olacak iş değil. İnanın tımarhanelik yani. Niye böyle oldu? Adam her gün televizyon seyrediyor. Bazılar böyle yaptığı için. İşte bence bu rahatlıkta başka bir şey değil. Sen peygamber düşünsen bunu yapabilir misin? Falanca Kıbatros'un düşünsen bunu yapamazsın. Ama Michael Jackson'ı bilmem işte ne futbolculardan falan falan düşünürsen daha da kötü yaparsın. Ne yapacağız böyle bekler. Sonra arkadan bir sorumuz gelmiş, onunla cevap vereyim de. Evet, hocam, tasavvufta şimdi bu rububiyet, şeytaniyet özelliklerini gördük ya, tasavvufa göre rububiyet özelliği fazla olan bir insana karşı tasavvufi olarak o sufi nasıl davranmalı? Ya şimdi, bunu inşallah önümüzdeki hafta biraz değinelim. Evet. Şimdi tekneye gidiyorsunuz, şeyh efendi bakıyor sana, sana patronluk var, ağalık var. Oğlum diye gel bakayım sen, ne yapacağım şeyh efendi, ben şimdi şey mi yapacağım, yok diyor, bir tuvalet temizle. Adam bir gidiyor tuvalete. Şimdi Hüdayi Hazretleri Bursa kadısı. Biliyorsunuz kadılar da validen daha üstün o dönemlerde. Şey işte gidiyor Hüdayi Hazretlerine. İlk terbiyesi tuvalet temizliğinden başlıyor. Hatta bir gün tam tuvaleti temizlerken dışarıdan böyle köz sesleri geliyor. Ey ahali duyduk duyduk demeyin. Bursa'nın yeni kadısı geldi deyince ya Hüdayi. Güzelim diyorum bakalım hem ki bıraktın kadılığı. Geldin bu tuvaletinizi yapıyorsun diye kendi kendine şey yapıyor. O zaman tabii aklı başına geliyor ya diyor olmadı. Sakatla bu sefer yerleri sileceğim derken şey efendi geliyor oğlum diyor yeter. Sakat diyor tuvaletiniz için değildir. Bir sünnettir. Tamam senin terbiyen tamamlandı artık diyor. Yani insan tipine bakıyorlar. Mesela pint adamsa onu teknenin şeyinden sorumluluyorlar alışverişiyle. Hatta ben gidip para harcıyor, tekkeye bir şey alıyor, getirdiği başkaları yiyor mesela, pintler sınıf sınıfmış. Bir adam varmış ki başkasını yedirmezmiş, daha pintisi varmış, bir adamın başkasını yedirdiğini de çekemezmiş. Allah Allah, adam deli mi ya? Nasıl yedirir başkasına? Yani kendi yedirmiyorsa ben tamam da, bırak başkası yedirsin değil mi? Ona bari karışma. O yüzden onun değişik metotları var. Tekkede şey efendim bakıyorsun psikolojinize. Mesela çok hayvani şey varsa, çok yemek yiyorsak, arkadaş başlatıyor. Ben şimdi şunu demek istiyorum. O kişi terbiyeye yanaşmış bir insan. Ama diyelim ki, siz kendinize örnek verdiniz hocam. Diyelim ki kayınvalidesi, rububiyeti yüksek bir insan. Diyelim ki gelini de sufi olsun. Ne yapacak, sabır mı edecek yok, o tasavvufa göre? Yok, arkadaşlar özel bir dersi gerektirir bu. Geçen bir doktor öğrencimiz gelmiş. Kızım sen çok da böyle gözüküyorsun. Neredesin dedim. Hocam evlenmek üzereyim. Kime varıyorsun diye sordum. Tabii soruyorum talebeler. Çünkü çok önemli aile hayatını bilmezsek. Hocam dedi bir evin bir yoluna varıyorum. Kayınvaliden dul. Eyvah dedim. Bilseydim sana işte kesin vermez ama senin dedim. Artık işten geçmiş. Davete getirmiş çünkü. Sana birkaç bir teknik öğreteyim. Bunlar uygularsa dedim kayınvalidene. Bedava aşçı, işçi, çocuk bakıcısı, temizlikçi. Bedava dedim. Ama dedim ha sakın dedim. Hataya düşüp de gidip kocana yarısını annen çok kötü. Dersen dedim, bir gün dedim, iş biter. O annen de dedim, kayınvalidenin seni bitirinceye kadar dedim, peşini bırakmaz. Hediye mi alırsın dedim. Dedim, zafiyetini korkma kayınvalideni. Kim insan hediyeyi çok sever. Kim insan iltifatı çok sever. Neyi seviyorsa artık, rol yapmak caizdir. Burada arkadaşlar, bunlar eşlerin arasındaki anlayış. Bizim köyde bir
Veli amca vardı. Bu adam bir sene önce vefat etmişti. Babamdan duydu hikaye. Anne sen bir çıkar edermiş. Hanım şöyle yaptı, hanım böyle yaptı falan. Tam anne dermiş. Kapıyı kilitlenmiş içeriden. Hanım dermiş, şimdi yastığına dövecek. Sen de biraz bağır. Vurmuş yastığına. Hanım dövüyor ya lafta. Annesi kapıda yalvarmış. Aman oğlum hanımı öldüreceksin sakın ha. Yalvarıyor bırak. Tabii bir daha şikayet yok artık. Çok değişik teknikler var ama yeter ki eşler kendi arasında işbirliği yapsın. İşbirliği yapmazsanız çocuk yetiştirmek de zor. Aile ilişki de çok zor. Yani bunu çok değişik teknikleri var. Yani kayınvalideyi kandıracaksın yani. Tamam bunu nasıl kandırırsak bu artık onun zafiyetlerine bir psikoloğa bir lira ver tayin ettir. Ona göre yani karşısında durmadan büyük psikologlar her atan topu tutma. Sana bir top attı ne yapacaksın? Eğil başka yere gitsin yani. Alınma özellikle. Hani derler ya bazı insanlar işte yüzüne tükürürse elhamdülillah şükür yağmur ederler ya. Yani onun şeylerini değişik yorumlamaya alıştır kendini falan. Onun pek çok metodu var kardeşler. Allah bizden razı olsun. İnşallah bir dakikaya buluşuyormuşuz. O zaman da tasavvuf ve muhabbet var mı? Bunu inşallah işleriz ama biraz daha burada değinelim mi? Efendim? Arkadaşlar rahmatları kendine çok sever. Açık söyleyeyim. Allah! Ya bizim hiç sıkıntımız olmaz. Kayınvalidelerimiz Allah hepsine razı olsun. Kendine öpülesin. Yağlar, ballar bu. Bizim aramız bu yani. Kayınvalidelerimiz hayatta bilmemiz işine karışmayız. Hiç bilmez. Ya kadınlar onu bilmiyorum ben. Niye o göğüm başörtüsü taktı? Niye bana almadı? Artık bunu sözünü yapacağım. Ne anlatıyorum? Bizi lütfen araç yapmayın bu işlere. Bizi kalıplaştırmayın bu işlere. Başkan. Ben çok teşekkür ediyorum. Senden arkadaşlar diyorum artık. Aynı sınıfı paylaşıyoruz çünkü. Biz bu seminerleri özellikle organize ederken bir açıkçası Sayın Hocamızın da bildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın planlı çerçevesinde ilk konuşma yapıldı. Ve buradan şunu öğrendik. Her gün anlayarak ne kadar yapabiliyorsak bugünün ilk dersi bence hepimize olsun. Kazançlı çıkmak istiyoruz çünkü buradan. Bugün inşallah bir eksiğimiz varsa bu konuda lütfen yardımlarla bilimlerimizi alalım. Bugün abdestimizi alalım. Varsa evimize çocuğumuzu abdest aldığımızı ve Kur'an-ı Kerim okuyacağımızı görsün bizden. Ve bugün Kur'an-ı Kerim okuyalım. Bundan sonra her akşam okuyalım. Ne kadar okuyabiliyorsak ama sürekli okuyalım. Bu birincisi. İkincisi de Sayın Hocamız gayet güzel açıkladılar. Allah razı olsun. Tasavvuf günümüzde en çok politize edilen olay malumunuz. Biz özellikle bu konuyu ikinci olarak seçtik. Asıl tasavvuf nedir? Nefis terbiyesi nedir? Birilerine nefsimizi emanet etmek midir? Yoksa nefsimizi Rabbimizin yolunda yok etmek midir? Bunu inşallah mütalaasını yapacağız. Bu araştırmaları yapacağız. Şems suresini meal ve tefsirini okumak da ikinci ödevimiz olsun arkadaşlar. Ben sayın hocalarımdan müsaade almadan böyle bir iki ödev vermiş olayım kendimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.